Bundan sonra kadına şiddeti de bizzat takip ettiğim konular arasına ilave ediyorum. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz egemen devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız. Bu hakkımız var. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. İstediğimizden de çıkarız. İşçilerine hoş geldiniz. 20 Mart gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan ve resmi gazetede yayınlanan bir kararla Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. İmzalandığı günden bu yana çokça tartışmalara sebep olan ve gericilerin karşısına aldığı İstanbul Sözleşmesi'nin asıl adı kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Kaynağı ya da içeriğinin yeterli olup olmaması bir yana bu sözleşmenin kadına yönelik şiddete karşı, kadınların yaşam hakkına dair bir güvence olarak görülebileceğini söylemek gerek. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı bu bağlamda protestolarla, eylemlerle karşılandı. Bu karara dönük iptal davaları açıldı. İmzalandığı günden bu yana sözleşmenin yükümlülükleri zaten yerine getirilmezken medya ve kamuoyunda da sözleşmeye çok ayrıntıyla yer verilmedi aslında. Sözleşme AKP ve gerici ittifakları tarafından aile kurumunu hedef alması, kadın ve erkek arasındaki ayrımcı bir ortam yaratacak olması bahaneleriyle karalanıyordu uzun süredir. Sol TV ekranlarında da bu süreci izlediniz. Bilim Aydınlanma Akademisi'nin kadın cinayetlerine ilişkin raporunu, kadın dayanışma komitelerinin kadınlara çağrısını, eşitlik ve özgürlük için kararlarını ilettikleri metinleri, genç kadınların sürece nasıl baktıklarını izlediniz, dinlediniz. Biz biliyoruz ki kadına yönelik şiddet ve sömürü aslında birbirini besleyen unsurlar. Sözleşme taraflarının önümüze serdiği dinci, gerici ve karanlık düzen, kâr hırsının ahlaki ve kültürel çürümenin de kaynağı olan sömürü düzeniyle birleşiyor, birbirine bulaşıyor. Ve bugün bu bulaşıklığı konuşacağız. İstanbul Sözleşmesi ve öncesi sürecin emekçiler açısından ne anlama geldiğini konuşacağız. Stüdyoda konuklarımla birlikteyim. Deniz Aksoy, kadına yönelik şiddet ve cinayet süreçlerinde yer almış, mücadeleye devam eden bir hukukçu. Onur, komünist LGBT'leri temsilen bizimle birlikte olacak bugün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk. Deniz, senden başlayalım. Önce bu İstanbul Sözleşmesi nedir? Onu konuşalım. Tam adını az önce söylemiştim. Uzunca birkaç satır bir ismi var. Kısaca İstanbul Sözleşmesi deniyor. Onun da sebebi sözleşmenin imzaya açıldığı yerin İstanbul olması. 2011'de Türkiye ilk imzalayan ve onaylayan ülke, 2014'te de ülkemiz açısından yürürlüğe girdi. Daha sonra işte bunun iç hukukta devamı olan 6284 sayılı yasa buna uygun olarak o da yasalaştı ve şu an ikisi de kaldırma kararının haricinde ikisi de uygulanıyor durumda. Bildiğim kadarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul'da olması ve Türkiye'nin ilk imzacısı olması aslında Türkiye'ye karşı açılan bir davayla, yani Türkiye'nin prestijini kurtarma çabasıyla da ilişkili. Evet. Onu da biraz şey yapar mısın, hatırlatır mısın? 2002 başvuru tarihli diye hatırlıyorum, yanlış değilse Nahide Opus Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne eşinden çok defa şiddet gördüğü ve hatta kendisinin eşinin kendi annesini öldürmesi olayı var. Bundan dolayı Türkiye'nin kendisini koruyamadığını, yani devletten koruma göremediğini iddia ederek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor ve mahkeme Türkiye'yi ilk defa bu konuda, kadına yönelik şiddet konusunda mahkum etti. Tazminatı da mahkum etti. Aynı zamanda da hüküm de kurdu bu konuda. Bunun üzerine Türkiye'nin bir hem bizde bu tip şeylere karşı bir koruma var diye gösterme çabası olarak İstanbul Sözleşmesi'ne hazırlandığını görüyoruz. O zaman aslında doğru anlıyorsam AKP iktidarı biraz kendini iyi gösterebilmek, adını temizleyebilmek için ilk imzacısı oldu. Evet. Peki ne var bu sözleşmenin içinde? Kadına yönelik
Yani evde olması şart değil, evde, iş yerinde, sokakta her türlü kadın olmasından kaynaklı şiddet. Aile içinde de hem ev içi hem aynı evde yaşadığı, yaşamadığı eşi olsun, sevgilisi olsun, hiçbir şeyi olma, patronu dahi olsa yine kadına uygulanan şiddeti içeriyor. Onun yanında başkaca bir sürü çocuk istismarı, işte zorla ve erken evlendirmek gibi de ek hükümleri var. Peki asıl olarak bir güvence, koruma sağlamak, şiddeti önlemek, cezalandırmak gibi bir çerçeve anladığım kadarıyla. Hı. Peki madem AKP bunu bir prestij olarak, ilk imzacısı olduğu bir gösteriş metni olarak kullandı ve iç şeyine de yansıttı diyoruz. Evet. İç hukukuna da yansıttı. Peki niye karşısına aldı? Karşısına aldı çünkü aslında kendi yaratmaya çalıştığı toplum yapısının çok ötesinde şeyler içeriyor sözleşme. Bir kere şeye çok karşı çıkıyor. Sözleşmenin içinde çok o konuda açık hükümler var. Yani geleneklere, örf adete, kadını aşağılayan, namus kavramına, kadını ikincileştiren her türlü şeye karşı çıkıyor ve amaç olarak da devletin bunu ortadan kaldırma yükümlülüğünü ortaya koyuyor. Ve çok organize bir şekilde, yani hem devletin personelini bu konuda eğitmesi, işte eğitim müfredatına kadın erkek eşitliğini sağlayan dersler konulması, medyada bununla ilgili yayın yapılması gibi çok yönlü bir sürü yükümlülük yüklüyor devlete ve bunların denetim mekanizmalarını da geliştirmelerini istiyor. Yani bu AKP'nin kendi söylemiyle, siyasi varlığıyla bağdaşmayan bir şey. Ortadan kaldırmaya değil, tam tersine yerleştirmeye, kendisini var etmeye çabaladığı bir şey. O yüzden ters düşmüş durumda. AKP bu sözleşmeyi prestij için imzaladı dedik. Ama imzalandıktan sonra da uzunca süre aslında itirazları da sürdü. Yani bu bir kararla olmuş bir şey değil bildiğim kadarıyla. Esas çekince, itiraz noktaları nelerdi? Evet, yani bu az önce bahsettiğim gelenekçi yapının yanında çok da yer almamakla birlikte cinsel kimlik, cinsel yönelim ve LGBT'lere yönelik ayrımcılık yapılmaması hükümleri var. Yani burada yer alan bu konuda sadece ayrımcılık yapmayın. Bu kişilere cinsel kimlik, cinsel yönelim üzerinden şiddet uygulandığında herhangi bir ayrımcılık yapılmasın şeklinde. Yoksa onun dışında herhangi bir bu sözleşmeyi bu kadar içeriğini bu anlamda yükselttikleri gibi hükümler yok. Burada Onur, sana dönmek istiyorum. Bu yani sözleşmenin maddeleri ve bu kurmaya çalıştığı ahlak ve aile kavramı ile ilişkili ne söyleyebiliriz? İstanbul Sözleşmesi'nde benim okuduğum kadarıyla yalnızca bir maddede cinsel yönelim ifadesi geçiyor. Onun dışında tüm o metin boyunca hiç böyle bir ifadeye rastlamıyoruz. Ailenin tanımına dair de ben bir şey göremedim sözleşmede. Şimdi bu iddialardan bahsettiniz. İşte sadece gerici iddialar. Geleneksel aile diye bir şeyden söz ediyoruz. Geleneksel aile tanımını nasıl yapıyor bu iddia? Ona dair elimizde somut bir veri yok. Bence aile dediğimiz şeyi de tanımlamıyorlar bununla beraber. Aile nedir? Ailenin temeli nedir? Önce bunları biraz konuşmamız lazım ki ondan sonra geleneksel aile yapısına ne uyar, ne uymaz? Onları tartışabilelim. Benim bildiğim aile denilen şey... Bizim okuduğumuzda, hani ilkokulda, ortaokulda, çocukken öğrendiğimiz şey, anne baba çocuklar sevgi temelinde bir araya gelirler ve çocukların güvenli bir şekilde yetişmesi, sevgi temelli yetişmesi için bir araya gelen fertlerden oluşan bir kurum, aile dediğimiz şey. Şimdi bu geleneksel aileyi tanımlarken LGBT'leri ve LGBT çocukları da hedef aldığınızda aile içi travmalara da sebep oluyorsunuz. Dolayısıyla geleneksel aile içinde de
travmalar, ayrımcılığı körüklemiş yani oluyorsunuz. Dediğin şey şu açıdan önemli. Aile bir aslında bir arada olma, bir işte sevgi, güvence, yuva olma kavramı olması gerekirken AKP'nin ve gericilerin kurmaya çalıştığı düzende aslında bir hiyerarşinin, bir görevlendirmenin, rolün, işte topluma karşı bir işte namus şeyinin odağı oluyor. Evet. Tek bir madde dedin ve esas galiba tartışmalara şey olan madde. O madde şey sözleşmesinin önünde var biliyoruz Deniz. Hı hı. Oradan şeyi bulabilir miyiz? Çünkü orada bazı kavramlar var aslında sana sormak istediğim. AKP'nin bir gerici saldırıyla karşısına aldığı ve karşısına aslında bize bir dayatma çıkardığı kavramlar. Özellikle mağdurların haklarını korumaya yönelik önlemler olmak üzere iş bu sözleşme hükümlerinin cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka görüşe sahip olma, ulusal veya sosyal menşe, bir ulusal azınlıkla bağ, mülkiyet, doğum, cinsel yönelim, cinsel kimlik, yaş, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen ya da mülteci olma durumu veya başka statüler temelinde herhangi bir ayrımcılık olmaksızın taraflarca uygulanması güvence altına alınmıştır. Bu şimdi benim gördüğüm kadarıyla değerli bir madde. Evet. Yani bizler açısından her tür ayrımcılığın hem sınıfsal ayrımcılığın hem göçmenlerden de bahsediliyor, çocuklardan da bahsediliyor. Dolayısıyla bizim sahip çıkmamız gereken ve neden şimdi aslında bu düzenin karşısına aldığını açıkça gördüğümüz bir madde. Evet. Bu kavramları aslında da biraz açmak lazım belki de izleyicilerimiz için. Burada sözü geçen işte toplumsal cinsel kimlik ifadeleri ne anlatıyor? Cinsel yönelim ifadeleri ne anlatıyor? Ne anlamalıyız? Şimdi cinsiyet kimliği dediğimiz şey... Bir kişinin hangi cinsiyette hissettiğiyle alakalı bir durum. Bu doğuştan bir atanmış biyolojik cinsiyet ile uyumlu ya da değil, bir kişi hangi cinsiyette hissediyorsa onun ifadesidir. Doğuştan atanmış cinsiyetinle uyumlu isen, işte biyolojik olarak kadın veya erkek, ya da uyumlu değil isen trans kadın veya erkek olabiliyorsunuz ve bunun başka bir sürü ifadeleri var. Cinsel yönelim ise kişinin cinsel duygu, istek, arzu ve davranışlarının hangi cinse dönük olduğuyla ilgili bir durum. Bir kişi karşı cinsinden bir kişiye arzu duyuyorsa bu heteroseksüel bir cinsel yönelimdir. Eğer bir kişi kendi cinsine, hem cinsine dönük cinsel arzu duyuyorsa o eşcinseldir ya da homoseksüel diyoruz. Eğer her iki cinse birden arzu duyuyorsa biseksüel olarak tanımlanıyor. Peki bunlardan AKP'ye ne? Yani bunları niye karşısına alıyor? Bence de AKP'ye ne, kimseye ne yani... Bu konuda işte toplum içerisinde böyle ayrımcılıklar yaratmak, nefret yaratmak kimsenin yararına değil. Bunu evde, okulda, iş yerlerinde, kamusal alanda insanlar arasında düşmanlık yaratacak girişimler olarak görmek lazım. İşte referanslar dini olduğu zaman ve devleti, seküler devleti dini normlarla dönüştürmek istediğinizde bunlar karşımıza çıkıyor. Ve toplum içerisinde huzursuzluklar, hoşnutsuzluklarla karşılaşıyoruz. Şu an gördüğümüz manzara da tam olarak bununla alakalı. Biz başta da dedik ki bugün biz işçiden de farklı bir boyutunu konuşacağız bu konunun. Yani emekçiler açısından ne anlama geliyor bütün bu süreç. Orada da bu düzenin yani bu daha gerici, ayrımcı düzenin merkezine aile kurumunu namusu koyan düzenin aslında merkezine sömürüyü koyan düzenle iç içe geçmişliği, bir de bulaşıklığı var dedik. Hı hı. Bu sözleşmede dolayısıyla emekçilere dönük bir korumanın da olduğunu, yani bu sözleşme ve bu sözleşmenin aslında koyduğu çerçevenin, hı hı, söylemek mümkün mü?
Sadece ailede kalan bir şey mi kadına şiddet? Yoksa sınıfsal boyutunu da görmemiz mümkün mü? Sözleşmenin sınıfsal bir tarafı olduğunu söylemek çok doğru olmaz. Yani birçok konuda ayrımcılık yapılmamasını söylemesine ve epey geniş kapsamlı olmasına rağmen yani iş yerindeki bir kadının korunması ile ilgili özel hükümler yok. Fakat bunları o tür olaylar içinde elbette uygulayabiliriz. Uygulamamıza engel durumlar yok. Evinde ve dahil olduğu aile yapısında, toplumda yeterli kendine güveni sağlayamayan, hep susmayı kendisine önerdikleri kadın, iş yerinde fazla çalışmaya da itiraz edemiyor. Bir yerden sonra düşük ücret aldığında da aynı şekilde orada da bir erkek patron, yani kadın patron da olsa fark etmiyor ama orada da aynı sömürüye maruz kalıyor ve kendinde buna direnecek bir güç görmüyor. Çünkü toplum kadına böyle bir rol yüklemiş durumda ve genelde de susup işte kendi işine, ev içindeki işlere bakması, çocuğunu büyütmesi, fazla da bir şeye karışmamasını öneren bir dil var. Kadın da bunu aile hissediyor. Olduğunu tabii. Ve aslında anladığım kadarıyla ailede kurulan ve kadına biçilen rol ve ona orada yöneltilen şiddet aslında, evet, ideolojik şiddet doğrudan sınıfsal konumuna eğer girebiliyorsa iş gücündeki konumuna da yansıyor. Evet. Benzeri bir şeyi cinsiyete dayalı ayrımcılık içinde söyleyebilir miyiz? Aile içi şiddet, daha sonra eğitim hayatında gördüğümüz dışlama, akran zorbalığı ile beraber eğitim hayatında geriye düşüyorsunuz. Bunun yolu açılıyor. Yeterince başarılı olamayabiliyorsunuz. Bu konularda maalesef ki yeterli bilimsel araştırmalar yok ama pek çok örnekte görülebiliyor. Daha sonra işte emek süreçlerine katılım konusunda bu sebeple arka planınız zayıf düştüğü için geride kalıyorsunuz. Dolayısıyla LGBT'lerin emek süreçlerinde karşılaştıkları şeylerden başlıcası iş bulabilmek sorunu. Önce bir iş yeri var mı yok mu onu sormamız lazım. Yani emek sürecine gelene kadar, evet, iş gücüne katılabilme, katılabiliyor mu katılamıyor mu diyelim ki katılabildi. Translar özellikle ülkemizde iş bulmakta çok güçlükler çekiyorlar. İş bulabilenler daha ziyade trans erkekler olabiliyor. Onlar da daha ziyade görünmez yerlerde iş bulabiliyorlar. İşte çağrı merkezleri gibi yerlerde iş bulabiliyorlar. Uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere kani olmaları güvencesiz bekleniyor. Çalışmaya. Güvencesiz çalışmaya kani olmaları bekleniyor. Ve işte iş yerleri bu toplumsal normlardan azade değil. Tüm eşcinsel, işte LGBTİ bireyler her gün mesai arkadaşlarının bir takım şakalarına maruz kalabiliyorlar. Ve de her daim cinsel yönelim, cinsiyet kimliğinden dolayı işten çıkarılma korkusuyla yaşamak durumundalar. Ya düşünün, işte biz bu geçtiğimiz yıl boyunca, ki önceki yıllarda da aynı benzer tabloları görüyorduk. Diyanet'in işte cuma hutbelerinden ülkemizin LGBT toplumunu hedef gösterdiğini defalarca şahit olduk. Ve insanlar oradan bu Diyanet'in hutbelerini dinleyip iş yerlerine dönüyorlar. Bu dinledikleri şeyler uyarınca işte iş yerlerine dönüp o mesai arkadaşlarıyla birlikte oluyorsunuz. Ve işte bir eşcinseli düşünün ve mesai arkadaşlarının ona yaklaşımı nasıl olacak ki? Ne beklersiniz ki bu bilgi ediniminden sonra? Bir de şöyle bir şey o zaman iyice karşımıza çıkıyor. Sözleşmeye saldırmaya çalışırken diyorlar ki eşcinselliği, LGBT'yi bireyleri özendiriyor bu sözleşme diyorlar. Ama şu senin anlattığın ve çizdiğin çerçeveden böyle bir yaşamın özenilecek bir yaşam olmadığı ve bu yaşamın aslında Türkiye'de kadınlarla birlikte ayrıma uğrayan, sömürüye, ek sömürüye uğrayan bir alan olduğunu da tam görüyoruz. Da şununla alakalı, bu programın başında bir takım tanımları açmamı istemiştin. Cinsel yönelimi tanımladık.
İşte bu özendiriyorlar demelerindeki sebep bunun bir yönelim değil de bir tercih olduğu algısına sahip olmaları. Cinsel yönelimler bir tercih değildir. Kişinin sonradan edineceği şeyler değildir. Yani bir kişi bir yerlerde böyle özenip cinsel yönelimini değiştirmez, bu bilim dışı bir açıklama maalesef. Zaten dolayısıyla yani özenmek, özenmemek gibi bir şey de söz konusu değil. Değil, evet. Dedik. Şimdi başka bir şeye daha geçmek istiyorum. Bu kadınların, daha doğrusu şiddetin tümünün, yani bu bahsettiğimiz şiddetin tümünün somut örneklerini de yaşadık. Biz ve sen de oradan içinde bulunduğun davalar var. Biraz onunla somutlanmak ve o davaları da anmak istiyorum programda. Bir tanesi Şule Çet davası, bir diğeri Ceren Demar davası. İkisi de son derece ağır, acı, evet. Ve süreci özetleyen örnekler. Biraz bize bahseder misin? Şule'den başlayalım istersen, Şule Çet davasından. Bu ikisi de klasik kadına şiddet örneklerinin dışında şeyler aslında. Şule Çet patronlarıyla, patronu ve arkadaşıyla olan ilişki sonucunda ortaya çıkan bir süreç. Ceren Damar'da üniversitede akademisyen. O da öğrencisi tarafından katlediliyor. Dolayısıyla bunların ikisi de genel kavramlaştırılan aile içi şiddet konularının dışında. Şule Çet meselesi biliyorsunuz önce haberi ilk duyulduğunda bir kadın plazanın 20. katından atlayıp intihar etti olarak kamuoyuna yansımıştı. Bu konu olayı soruşturan savcıların, yargı mercilerinin üzerine düşmediği kadar kadın mücadelesi alanında insanların ses çıkarması sonucu olayın boyutunun başka bir şey olduğu şüphesini uyandırdı ve oradan sonra birkaç sefer ifadeleri alınan sanıklar tutuklandılar. Aslında 2-3 sefer ifadeleri alınıyor ve her seferinde evlerine geri dönüyorlardı. Üzerlerinde de öyle bir suç şüphesi olmamıştı. Fakat daha sonra olayın çok organize bir gerçekten hem cinsel saldırı hem de sonrasında cinayet olduğu ve iki kişinin patron ilişkisinden kaynaklanan bir şekilde önce işte Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, sonra da pencereden aşağı atarak, attıktan sonra mı öldü, atmadan önce mi öldü tartışmaları içinde bir şekilde çok vahim bir cinayet olduğu ortaya çıktı. Ama sürecin tümünün ağırlığı aslında sanırım hem ailesinin, hem kadın hareketinin, hem sizlerin, hukukçuların sürdürdüğü mücadele. Yani evet, bunun böyle bir cinsel saldırının olduğunun kanıtlanmak zorunda kalması, bu cinayetin ortaya konması. Esas sormak istediğim şu, İstanbul Sözleşmesi gibi bir yasal güvence birebir uygulanıyor olsaydı bu ülkede, bu tür bir cinayetin, bu tür bir olayın seyri değişir miydi? Olayı birkaç değişik boyuttan değerlendirmek lazım tabii. Sözleşme tamamen uygulansaydı, yani kimi şeyler değişebilirdi elbette. Ama şunu da biliyoruz, yani her şeyin kurtarıcısı tek bir sözleşme değil, olamaz hiçbir zaman. Bu tür ne kadar ilerici bir sözleşme de olsa, tek başına toplum yapısı gerici bir zihniyet içindeyken sözleşmelere bu kadar yüksek anlamlar yükleyip de bizi kurtarmasını beklememiz haksızlık olur. Mevcut toplum yapımızın içinde İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanabilmesi gerçekten zordu zaten ve uygulamadılar da. Gördüğümüz kadarıyla çok yüksek oranda uygulamadılar. Zaten sürdürülen mücadele de sözleşme metniyle ilgili değil, bu düzenin ve onun değişmesi, dönüşmesiyle ilgili bildiğim kadarıyla. Ceren Damar davası bize ne öğretir? Ceren Damar olayındaki şeyde başka bir
içinde sermayenin de bulunduğu bir boyut var. Çünkü orası akademisyen olduğu yer özel bir üniversite. Dolayısıyla orada da tabii mevcut düzenin içinde yer alan aynı anlayış şöyle bir şey var. Öğrenciler kendilerini müşteri olarak görüyorlar ve o okulda mesela kopya da çekse, dersten geçmesi gerektiğine, bir kadın öğretmenin kendisini bırakamayacağına ya da onu kopya çekti diye tutanak tutup insanların içinde rencide edemeyeceğine inanan bir öğrenci profiliydi. Oradaki dava süreci nasıl yürüdü? Katil olan kişi zaten yakalandı ve suçüstü ortaya da çıkan bir kişi bu. Katil olan kişinin ve ailesinin, babası da, annesi de, dedesi de duruşmalara katılan, tanıklık yapan, hepsinin söylemlerinde kadını aşağılama, kadına yönelik şiddet, yaptığı şeyi hak görme olan, buna devam eden, katilin kendi avukatının da maalesef meslektaş olmak her zaman şeyi gerektirmiyor. Yani bazı şeyleri savunmayı da gerektirmiyor. Maalesef avukatının da kendisinin daha sonra barodan disiplin cezası almasını gerektiren çok kadına yönelik aşağılayıcı söylemleri oldu. Savunma kapsamının dışına taşan ve insanları asıl bu tip şeylere özendirmek budur mesela. Yani şiddete özendirmek sözleşmeyle değil toplumsal yapıyla o söylemin devamıyla olur. Tam da özendirmeye çalıştılar ama açıkçası avukatla ilgili de, aileyle ilgili de mücadeleler sürüyor. Biz de bunun içindeyiz. Ailenin de yanındayız. Devam ediyoruz. Çok yine önemli bir şey söyledin. Bu işte hani cinsel yönelime özendirme diye bir şey olmaz demiştin. Hı-hı. Tam tersi aslında. Yani bütün bu süreçler bize şiddete özendiren bir yapının olduğunu anlatıyor ve gösteriyor, söylüyor. Son olarak eklemek istediğiniz, şunu eksik bıraktık dediğiniz şeyler var mı? Onur, sana sorayım. Yani biz böyle konuşmamıştık. Hani ben şunu da söyleyecektim diyeceğim bir şey var mı kafanda? İzlediğimiz, dinlediğimiz diskurda işte sapkınlıklardan bahsediyor. Bu programın başında da söylediğiniz gibi. Şimdi yani sapkınlık derken neyden bahsediyoruz? Bir insana sevgisi mi sapkınlık, yoksa işte birilerini böyle hedef göstermek, onu linç ettirmek mi sapkınlıktır? Onu bir sorgulaması lazım herkesin. Ondan sonra lütfen konuşalım diyeceğim. Bir de yalnızca bu LGBTİ'ler veya kadınlarla alakalı değil. Tüm toplum işte 2001 yılında mesela LGBTİ konusunda halen daha iktidarda olan merceğinin en yetkili ağzından işte LGBT'lerin de kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde işte bir takım haklarını garanti altına almalıyız gibi bir ifadesi olmuştu kuruluş aşamasında AKP'nin. Ama oradan hemen U dönüşü yaptılar ve daha sonra işte bu LGBT toplumu ülkemizde işte çok heyecanlandığı alkışlarla karşıladılar bu diskurları. İşte bu yetmez ama evetçi dönemde de yine meclislere taşındılar, geldiler işte LGBTİ aileleri. İşte kadınlar, erkekler, göçmenler, emekliler. Yani ülkemizde bu geçtiğimiz 20 yıl boyunca nereye dönerseniz dönün çevreciler, işte mültecilerle ilgili vesaire bir sürü paketler, işte yaptıklar, ben yaptım oldularla karşılaştık. Bu paketlerin arkasından bize bakiye ne kaldı topluma? Bir ona bakmak lazım. Yani durup bir takım böyle işte bu değerlerle hani alınıp pullanan diskurlarla karşılaşıyoruz sürekli. Topluma çok iyi şeyler yapılıyormuş gibi lanse ediliyor ama sonrasında her defasında daha da büyük bir enkazla karşılaşıyoruz. Örneğimizde de bugün konuştuğumuz konuda da olan şey tam olarak budur. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan da bu iktidardı. İstanbul Sözleşmesi imzalandığında da kadın cinayetleri maalesef ülkemizde durmadı. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca bu cinayetler devam etti. İşte bugüne gelinen noktada sözleşmeden dönüldü.
Demek ki neymiş? Bizim ihtiyacımız olan şey İstanbul Sözleşmesi gibi sözleşmelerden ziyade bir iktidar, bir düzen değişikliği imiş. Biz de komünist LGBT'ler olarak bu düzen değişikliğine çağırıyoruz. Herkesi, tüm yurttaşları, LGBT'leri, tüm cinsel yönelimden yurttaşları gelin hep beraber işçilerin iktidarını kuralım. Eşit yurttaşlık sosyalizm de diyoruz. Bunun için düzenli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha bugün bakın patronların ensesindeyiz ağının bir çağrısı oldu. İş yerlerinde LGBT'lere dönük ayrımcılığa maruz kalıyorsanız lütfen bize ihbar edin çağrısı. Ben de burada onu yineleyeyim istiyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Seninle son ekleyeceğimiz... Yani şöyle bir kaide vardır hukukta da. Dünyanın en iyi sözleşmesini, en iyi yasasını da getirseniz, kötü uygulayıcılar elinde bu düzenleme kötüdür. Dolayısıyla en ileri sözleşmeyi koysanız Türkiye'de uygulamaya, gerici bir düzen, piyasacı bir düzen oldukça, kapitalizm devam ettikçe, bu sömürü düzeni devam ettikçe faydası çok kısıtlı kalır. Elbette İstanbul Sözleşmesi savunulması gereken bir hattır. Buradan geri adım atmayacağız, atmamalıyız. Biz mesela hukukçular olarak İstanbul Sözleşmesi'nin hala yürürlükte olduğunu önümüzdeki dosyalarda, davalarda ileri sürüp bunun savunmanlığını da yapacağız. Böyle kararlar da aldık. Onur'un söylediğiyle birleştirecek olursak, kadın mücadelesi sadece kadınların yürüteceği bir mücadele de olmamakla birlikte toplum içinde erkek, kadın hem de aynı sınıf içinde yer alan bütün emekçiler işte böyle zincir gibi bir arada bu mücadelenin savunuculuğunu üstlenmeli, yürütmeli. Çok teşekkür ederim. Bunun üzerine ben de bir şey daha eklemek istiyorum. Laf lafı açıyor, kusura bakma. Ya önemli günlerde, mesela Mart ayındayız hala, 8 Mart'ta televizyonlarda, gazetelerde boy boy bir sürü firmaların, holdinglerin reklamlarını gördük, reklam filmleri dönüyordu. Ne kadar da işte kadın dostu, kadınlarına önem veren, kadın çalışanlarına önem veren firmalar olduklarını bize anlatıp durdular günlerce. Bunu başka birçok önemli günde yapıyor firmalar. Ama işte bu geçtiğimiz onlarca yıla baktığımızda tüm bu az önce sıraladığım işte o paketler yaptıkların ardından en kazançlı çıkan kesimin yine o holdingler olduğunu gördük. Yani patron sınıfı her defasında daha büyük kazançlara sahip oldu. Dolayısıyla o reklamlarda bize sırıtan o yüzler, biz bu düzeni alaşağı etmedikçe sırıtmaya devam edecekler. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Doğru. Çok teşekkürler ikinize de. Hem katkılarınız hem çağrılarınız için. İşçiden de bu hafta İstanbul Sözleşmesi sürecini gündeme aldık. Mücadele çağrısı ve kararlılığıyla ilerledi tartışmamız. Haftaya yeniden bir başka gündem ve konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalın.